biriz. İnanılmaz ötesi 2024-2025 model Şampiyonlar Ligi Mourinho Fenerbahçe kadrosu videosuna hoş geldiniz. İnanılmaz fanteziler yapacağız. Muazzam bir Fenerbahçe kadrosu kuracağız. Milyonlarca coinleri basacağız. Gerçekten inanılmaz ötesi şeyler yapacağız bugün. Ve bunu artık seri olarak devam ettireceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi Real Madrid için 24-25 Real Madrid kadrosu videosu yapmıştık. Ve tam 6500 beğeni atmışsınız arkadaşlar. Gerçekten inanılmazsınız. Ve bu bölüm sadece 2500 beğeni geçerse bakın herkes like atsın. Çünkü bu seriyi çok seviyorsunuz. Ve yorumlarda ne isterseniz hepsi sıra sıra gelecek. 24-25 Galatasaray olur, farklı bir takım olur. Hepsi gelecek. Yorumlara yardırın ne istiyorsanız. Like'ınızı atın. Siz like atın zaten bu seriden devam edecek gelmeye. Ve şu anda 24-25 model Mourinho Fenerbahçe kadrosunu kuruyoruz. Hadi o zaman videoya çok hızlı başlayacağım ama şu Real Madrid videosuna gelen yorumlara bir bakalım ya. Bak yoruma bak. En üstte dünyanın en iyi kanalı yazıyor. Ne olur Süper Lig takımı kur. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu arada Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe Galatasaray karma kadrosu da kurmuştuk. O da çok sevdiniz. Bayağı bir beğendiniz. O yüzden böyle Süper Lig'le ilgili şeyleri arttıracağım. Yorumlarda da belirtin bunları. Buradaki yorumlar da çok güzel gerçekten. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi o zaman. Bir dakika, şu anda canlı olarak sadece senle konuşuyorum ha. Bu kanala abone olmayan tek kişi sen kalmışsın lan. Vallahi herkes abone, bir tek sen abone olmamışsın. Abone olanlar çaktırmayın siz. Abi bak, bundan sonra abone olmayanlar benim videolarımı izleyemeyecek. YouTube'a yeni özellik geliyor ve abone olmak sonradan da yasak olacak. Abone olmayı kapatacağım. Şu an abone olan kişilerle sadece kanala devam edeceğiz. Haberiniz olsun, bu kanaldaki bu efsane videoları izlemek istiyorsanız bence şimdiden hemen abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Efsane bir videolar yapmaya devam edeceğime söz veriyorum abicim ben. Sen de bir abone ol. Like'ları unutmayın. Like attıkça yapıyorum. Like atmadıkça yapamam abi. Like'larınızla videolar devam edebiliyor. Şimdi arkadaşlar, bu arada bu bir şaka. Bunu yapmaya devam edeceğim her videoda bu şekilde. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 24-25 model Fenerbahçe Mourinho Fenerbahçe'si kadrosunu kuruyoruz. Birazcık fantezi yapacağız. Ben son dönemde sosyal medyada kimi gördüysem alacağım. Belki hiçbirisi gelmez ama ben kimi gördüysem sosyal medyada herkesi dizeceğim takıma. Takım birazcık dolu olacak. Çok keyif alacağız. Fantezi yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ni bile gerçekten çeyrek final, yarı final yapabilecek bir kadro yapabiliriz. Çünkü gerçekten inanılmaz fazla oyuncu alacağız. Livakovic'in burada görmüş olduğunuz gibi bir özel kartı var arkadaşlar. Ben şimdiden direkt 4 milyon 360 bin coinlik bir teklif veriyorum. Eğer gelmezse zaten 85 yen halini alabiliriz arkadaşlar. Ben en pahalı teklifin en pahalısını verdim. Ve Livakovic'i sizlerle birlikte bekleyeceğiz. Ve stoper hattına geçiyoruz arkadaşlar. Stoperlerden bir tanesini Ciku yapmak istiyorum ben aslında. Ama arkadaşlar maalesef gerçekten EA Sports özellikle hiçbir şekilde yani Fenerbahçe kartı çıkartmamak için, yani Ciku'ya kart çıkartmamak için Bonucci'nin Totsu'nu getirdi. Ve hiçbirisinin özel kartı yok. Bence Bonucci'yi alalım, onu Ciku olarak düşünelim. En azından kadromuz güçlü olsun diyorum. Yani bence öyle olsun çünkü kadroya 80'lik oyuncu falan almayalım. Team of the Season'a gele gele Bonucci geldi ya. Abi adam bir maç oynadı sadece, Bonucci geldi. Ben bu Bonucci'yi alıyorum abi. Ben bu Bonucci'yi alıyorum. Çünkü arkadaşlar şu özelliklere bakın. Yani bunu Ciku olarak düşünebiliriz. Çünkü gençliği aynı Ciku Bonucci'nin gençliği arkadaşlar. Bakın bunların yükselmiş hali. Biz Ciku'nun özel kartını alıyoruz. Bu Bonucci değil. Bu Ciku, tamam mı? Bak net bir şekilde bu Ciku. Hatta dümdüz oğlum 8 milyon 170 bine satılamaz halde var. Çok garip lan şu an Bonucci'nin fiyatı falan. Bonucci gerçekten çok ilginç görünüyor. Ama arkadaşlar şöyle, buna da 7 milyon 700 bin teklif verelim. Bence net bir şekilde gelir. Çünkü hani 8 milyona 1000 tane var. İlla birisi gelir koyar abi. Aynen dediğim gibi oldu. 7-400'e de çok rahat alabilirmişiz arkadaşlar. Bonucci'yi aldık. Livakovic'i beklemeye devam ediyoruz. Ve ilk transferimiz Bonucci. Ama dediğim gibi Bonucci değil, EA'in eşekliği. EA bizim ligi izlemediği için Ciku'ya değil Bonucci'ye getirmiş abi kartı. Bonucci oynamadı bile. Ama o da futbolu bıraktı. Dediğim gibi bu adamı, şu anda kadro 58 gen oldu bu arada. Bu adamı Ciku olarak düşünüyoruz. Ve arkadaşlar ilk fantezimize geliyoruz. Şimdi Ciku transferimizi yaptık. Dediğim gibi bunu Ciku olarak düşünüyoruz. Zaten özellikleri de gördünüz. Hepsi biraz daha gelişmiş hali. Ve Fenerbahçe kartı. Şimdi arkadaşlar fantezi zamanı. Fantezimiz ne? Ne mutlu bizlere, Kaptan Van Dijk yürür önümüzde.
Yani arkadaşlar sadece Van Dijk gelse de yeter. Yani o adam sadece gelse de yeter. Belki Mourinho'ya gelir, bilmiyorum. Takım da seçili kalmış bu arada. Ama yani gerçekten inanılmaz ötesi, muazzam ötesi şeyler yaşanmama şansı yok. Şu adamın kartlara bakar mısınız ya? Adama paramız yetmez abi. Nereden? Benim bile buradan param yetmiyor abi adamın özel kartına. Bu adam nasıl gelecek? Adamın totisi var, totsu var. Ultimate totsu da gelir yakında. Vallahi neler neler ya. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten mükemmel bir adam. Şu adam gelirse gerçekten yer yerinden oynar. Bu lig farklı bir seviyeye çıkar. Vallahi sonra da tribünlerde de Kaptan Van Dijk yürür önümüzde söyleriz. Ben fantezim yapıyorum. Ben bugün alıyorum. Toti kartını alacağım. Bu toti kartını alacağım. 50 milyonu basıyorum direkt. 50 milyonluk verilir mi? Verilir abi. Verilir. Bastım abi. 50 milyonluk ilk fantezi transferim Kaptan Van Dijk. Tabii 200 milyon vermedim abi. O kadar da abartmaya gerek yok. Hem de derecesiz merecesiz almaya gerek yok arkadaşlar. Dümdüz 50 milyonu bastım. Buradan Kaptan Van Dijk'ı aldım. Haydi bakalım gelelim kadromuza da. Şöyle Van Dijk'ı da ekleyelim. Stoper attığımız Djiku Van Dijk. Gerçekten inanılmaz. Ya tabii çok fena fantezi olur. Fenerbahçe'nin zaten defans hattı şu anda iyi. Ama konuşuluyor. Konuşulan kim varsa alacağım dedim. Gerçi gördüğüm herkese alsam gerçekten yetmez abi. Vallahi yani olaya yetişemeyiz ama bayağı bir yükselecek bu arada. Van Dijk var ya inanılmaz bir şekilde Van Dijk'ın özellikleri coşacak. Yani 5 seviyeye yükseltelim diyorum direkt abi ben. Hatta 6 yapacağım. 6 seviye yaptım. 98 yenlik dehşet bir Van Dijk. Bonucci'yi de 5 seviyeye yükseltmek istiyorum abi. Yani Djiku'muzu. Djiku'muzu da 5 seviyeye yükselttim hemen. Ve hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar. Sol bekimiz tabii ki de gitmemesini istediğimiz Ferdi Kadıoğlu. Hemen pazara giriyoruz. Bu arada bu videoyu Mourinho'ya özel yapıyorum ve Mourinho'nun İstanbul'a geldiği gün yayınlanıyor bu video. Zaten ben de onun gecenin 3'ünde size video çekiyorum. Sizler de bir like atmıyorsanız gerçekten ben size daha ne diyeyim, 16 milyon 900 bin coins'te Ferdi Kadıoğlu'na bastım ya. Vallahi abi müthiş bir video oluyor şu an. Gerçekten tarihi bir video olmaya doğru gidiyoruz. Yani bu video 100 yılın videosu olacak. Bu kadro kurulursa gerçekten başka şeyler yaşanır. Ki bu kadronun şu anda yarısı var. Ya bu kadroyu abi Bonucci'ciko olarak düşündüğünüzde şu anda sadece fantezi olarak daha Van Dijk'ı aldık. Ama Van Dijk bizim için yeterli değil. Şu an 66 gendeyiz. Daha Van Dijk dışında da oyuncular alacağız. Ama kimleri alacağız gerçekten? Yani hocam ben tam neyle videonun kapak fotoğrafına kimlere koyacağım onu bile bilmiyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz transferler yapıyoruz. Yani herkes birbirinden efsanevi, herkes birbirinden süper. Vallahi billahi yani inanılmaz bir kadroya doğru gidiyoruz abi. Hadi bakalım hayırlısı. Şu Ferdi'nin de gerçekten tipi inanılmaz yapmışlar. Gerçekten uyuz oldum biraz. Çok kötü yapmışlar yani Ferdi'yi. Biraz daha saygı gösterebilirdiniz. Madem Bonucci'ye tos getirdiniz, Djiku'ya getirmediniz, bari Ferdi'ye biraz saygı gösterseydiniz. Şimdi sağ beke geldik. Sağ beke de özel kart almak istiyorum ben. Osay Samuel'i o yüzden alamayabilir miyiz acaba? Yani pazarda özel olmayan kartlar zaten bulunması da zor oluyor. Öyle de bir saçmalık var abi. Osay Samuel'e bakmak isterken Osay Samuel'e bakamıyoruz bile sanırım. Yani gerçekten Osay Samuel Osay yazınca çıkmıyor bile. Abi Firmino da gelir mi? Acaba Firmino? Abi ben Firmino'yu o kadar istiyorum ki. Vallahi Fener'e gelsin. İyi oynamasın abi. Arada bir gol atsın. İyi bir şampiyon yapmasın. Ama oynasın ya abi, MOO'da da oynar biliyor musun? Vallahi billahi. Szymański yerine alacaksın abi. Szymański ile ortak oynayacaklar. Szymański daha çok oynayacak ama Firmino'yu da az izlemeyecek. Bu seneki Jacob Batshuayi gibi. Bu sene Batshuayi ne kadar oynadıysa işte Firmino da o kadar oynasın. Bir 10 gol atsa yeter ya. Vallahi tek başına şampiyon yapmasa da olur ama Firmino baba, çok seviyorum ben Firmino'yu ya. Vallahi inanılmaz seviyorum ya. Ama bir dakika, bizim şimdi olayımız. Hocam acaba almasak mı ya? Oğlum Sosa'ya bak lan. Sosa bile, Sosa'yı bulduk. Osay Samuel yok abi ortada. Valla Osa yazdım çıkmadı. Samu yazayım bakalım. Bilmiyorum abi ne yazacağımı da bilmiyorum. Gerçekten inanılmaz. Samu yazdım. Samuel Eto çıktı. Osay Samuel diye bir oyuncu arkadaşlar dünyada tedavülden kalkmış yok. Osay Samuel'i şu anlık aramayacağım arkadaşlar. Ve ben efsanevi, mükemmel, tarihin en iyi oyuncularından birisi olan, lige gelmiş geçmiş en büyük orta sahalardan birisi olan, belki de en büyük orta saha olan, direkt olarak dümdüz orta saha anlamında
Federico'yu sizlerle birlikte alacağım ama pazarda maalesef yok. Evet arkadaşlar, Fred pazarda maalesef yok. Fred'e de 15 milyon 700 binlik bir teklif veriyorum. Onun da sizlerle birlikte gelmesini beklerken hemen bir transfer daha yapalım. Hazır ekranda, önümüzde de açıkken arkadaşlar, burada Dušan Tadić'i almadan olmaz. Ona da aynı şekilde şuradan 18 milyon 100 bin değil de 17 milyon 200 bin coins'lik Dušan Tadić'e de güzel bir teklif sizlerle birlikte bastık. Ve şu anda beklediğimiz oyuncular Livaković, Dušan Tadić ve Fred arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi transferlerimizi yapmaya tabii ki de tam gaz durmadan devam etmeliyiz. O yüzden arkadaşlar hemen geleceğim ve abi forvete şimdi kimi alacağız gerçekten bilmiyorum ama hocam şimdi fantezilerden bir tane yazdık. Bir fantezi yazdık arattık. Antoine Griezmann. Oha be, herifin dümdüz tots kartı var bir tane. Totisi de var. Hocam alırız ya. Vallahi akabilir biliyor musun? Aslında Griezmann'ı MF'ye de alabiliriz de 60 milyon verirsek bizim coins biter mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü birisini daha alacağız. O da Dybala. Evet abi, Dybala da alacağız. Yani Dybala'nın da tots kartı var. Ya ben bunlara nasıl para vereceğim abi? Benim bunlara param yetmez ki. Nasıl yetecek abi benim param bunlara? Harbi diyorum, çok ciddiyim. Para nereden yetecek abi bunlara? Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız abi? 55.5'a satmaz kimse de abi. 57.5'a almaya deneyelim. Abi bir dakika, ama para da bitiyor şu an. Oo, 28 milyon kalıyor. Hocam bunlardan hem de... Yo, 86 kalıyor. Yo, sıkıntı yok. Hocam ben Dybala'yı çok istiyorum. Dybala'yı istemeyen yok. Jose Mourinho'nun evladı o. O kesin gelir. Santrafor'a kim biliyor musunuz abi? Benzema değil, Lewandowski. Robert Lewandowski. Onun da totsu var. Hocam iyi de para kalmadı. Para kalmadı da biz oyuncuları tamamladık ya. Vallahi bir sağ bek eksiğimiz var. Onu nasıl toparlayacağız bilmiyorum ama... Para kalmadı da bizim oyuncular tamam ya. Vallahi abi, tarihin gelmiş geçmiş en büyük Fenerbahçe kadrosuna doğru gidiyoruz. Şöyle 41 milyonluk bir teklif vereceğim Lewandowski'ye de. Belki gelir diye. Bakalım gelecek mi? O da gelirse 45 milyonumuz kalıyor. Lewandowski de gelirse 45 milyon kalıyor ama hücum hattı tamam abi bir şekilde. Hücum hattına bir şekilde bu 3 oyuncuyu dizeriz. Fred var. Orta sahaya daha bizim çok oyuncu almamız lazım. Ben İsmail Yüksek'in de kartı yoksa almak istemiyorum. Şimdi sadece bir takım Fenerbahçe seçip, Trendyol Süper Lig'den abi, Fenerbahçe takımını seçip şöyle bir orta saha araması yapmak istiyorum açıkçası. Hemen orta sahalarda özel kartlar kimler vardır diye bakacağız. Abi bir Cengiz var ya gerçekten. Cengiz'i de Mourinho bir oynatır. Bir ona bir ayar çeker biliyor musunuz? Neler yapar ama gelir mi Cengiz bilmiyorum. Cengiz'e de en pahalı fiyatından şöyle bir teklif basacağım. Bakalım Cengiz Ünder'i alabilecek miyiz arkadaşlar? Yani burada İsmail Yüksek var görmüş olduğunuz gibi ama yani İsmail Yüksek'i de almamız zor. Hadi 77'lik kartına teklif verelim ama dediğim gibi bu kartı oynatmak çok fazla istemiyoruz. Krunic'i de belki Jose Mourinho oynatır ama o da çok pek belli olmaz açıkçası. Burada ben Osay Samuel'i de görüp ona da bir teklif vermek açıkçası istiyorum. Ama dediğim gibi bu oyuncuların özel kartının olmaması gerçekten çok üzücü. Çünkü bu oyuncuları almak pazardan çok zor, inanılmaz zor. Yani şu anda bu videonun bekleme evresindeyiz arkadaşlar. Bu oyuncuların hepsinin gelmesini beklemeye çalışacağız, bekleyeceğiz. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar ilk efsanevi transferimiz Paulo Dybala geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada ben Batman'i de almak istiyorum. Yani ya Batman ya da Edin Dzeko'yu sizlerle birlikte aslında alabiliriz. Ona da sizlerle birlikte bir bakalım abi. Dzeko'nun da özel kartı var. Batshuayi'nin de var. Hatta Dzeko'nun daha da özel kartı var. Ve Dzeko'nun Fenerbahçe'de kalabileceğini gördüm. O yüzden şöyle sizlerle birlikte bir Edin Dzeko'yu direkt olarak alıyorum abi. Dzeko'yla Dybala'yı sizlerle birlikte kadroya aynı anda ekleyeceğiz. Abi bu arada bu oyunculardan herhangi birini bile almak için Dzeko'yu bir Arabistan'a 10 milyona 15 milyona falan satmak lazım ki. Yani şu Lewandowski'ye falan biraz... Gerçi para var ya, bizim başkanlar, Fener'in başkanlarında para çok bol abi, hiç sıkıntı, parayı falan dert etmeye gerek yok abi, sıkıntı yok. Para basıyorlar zaten abi, hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle arkadaşlar, ilk olarak Edin Dzeko,
Şimdi de Dybala'yı bastık. Böyle bir şey yok. Şu anda bu kadronun değeri 145 milyon ve inanılmaz. Abi harika ya. Böyle bir şey yok. İki de beceri puanı. Abi şuta basacağım. Şut çekeceğiz çünkü biz. Dybala ile şut çekeceğiz abi. İnanılmaz bir kart. İnanılmaz bir oyuncu. Abi Serie A'da sezonun takımına seçilmiş oyuncu. Gelir mi ya? Gelir mi abi? Nasıl gelsin ya? Abi bizim fantezi birazcık abartı oldu ama benlik bir şey yok abi. Ben konuşulan kim varsa onu alıyorum şu an. Yani kimi konuşuluyor gördüysem tek tek alıp çekiyorum abi. Alıp çekiyorum, pazara giriyorum, parayı basıyorum, alıyorum. Aynı benim oyunda aldığım gibi de Fenerbahçe'nin başkanları da vaatler veriyor. Yani gerçekten internette konuşuluyor falan. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Ama abi bir şey söyleyeyim mi? İlginç şeyler oluyor gerçekten yani. Dybala da burada 97 oldu. Biz 99'luk olarak mı almıştık? Ne yaptık bilmiyorum. Takımda sadece 74'ken. Yani gerçekten sadece 74'ken şu Fred falan gelsin orta sahaya. Cengiz Ünder'le Fred'i koysak yeter biliyor musunuz? Gerçekten ama yeter ki gelsinler. Gelmiyorlar abi. Gelmiyorlar. Çok da düşük reytingli hallerini almak istemiyorum. Ama beni buna mecbur bırakacaklar gibi duruyor. Yani şu halini falan almama bırakacaklar gibi duruyor. Hatta bakalım benim bu hesapta Fred varsa... Fred'i direkt olarak kadroya ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle MO'lar arasında bir arama yapalım. Bakalım Fred var mı bu hesapta? Fred bu hesapta yok. Hep de olur aslında ama bu hesaptaki herkesi basmışız herhalde. O zaman biraz daha beklemeye devam edeceğiz. Beklemeye devam etmeden önce de şunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben defans hattını yani üçlemek istiyorum. Hatta ikilemek bile istiyorum. Gerçekten ikilemek bile istiyorum ama buna yapacak bir şey yok. Defans hattını üçleyip Ferdi Kadıoğlu'nu mecburiyetten sol stoper oynatabiliriz. Gerçekten böyle bir şey yapabiliriz. Hala kalecimiz de gelmedi. Hücum hattımızdaki oyuncular var ama bu hattı bu şekilde yapamayız. Yani Dybala'nın da güzel bir yerde oynaması lazım. Buraya bir ayar çekmemiz lazım. Yani 3-4-1-2 en iyi diziliş gibi duruyor. Dybala'nın da oynayabileceği yer var. Ferdi Kadıoğlu'nu da şimdilik burada oynatmayı düşünüyoruz. Bunlar da MO zaten, sıkıntı yok. Burada da Cengiz oynar diye düşünüyoruz ama hala yeterli değil. Daha bizim oyuncu almamız lazım. En az bir tane daha. Çünkü gümüş oyuncular gelmeyecek gibi duruyor. Ve bir transfer daha yapmamız lazım. Fantezi oyuncusu bir tane daha bulmamız lazım. İlkay Gündoğan'ı Fenerliler istemiyor arkadaşlar. Çünkü Galatasaraylı olduğu için Fenerliler istemiyor. Yoksa İlkay Gündoğan da konuşuluyor aslında. İlkay Fred manyak olabilir ama o gelmez diye düşünüyoruz. Hadi bakalım abi, daha bekleyelim bakalım neler olacak ya. Arkadaşlar Tadic'e yapmış olduğum teklifi arttırıyorum. Çünkü Tadic'in bu halini, 96'lık halini alamayacağımız bir teklif vermişler. Yani Tadic'i de alamıyoruz. Çok ilginç ama maalesef Dušan Tadic'i de hiçbir şekilde alamıyoruz. Ya abi gerçekten ne bu pazar? İyi şu pazarı artık düzelt. Oyuncuları niye alamıyoruz ya? Niye kimse pazarda yok abi? Kimse satmıyor da şey de olmuyor. Buna verdiğimiz teklif 41 milyonlu 45'lik teklif vermişler. Abi yani ne yapalım, 55 milyonluk da 98'lik haline vereceğiz artık. Yani gerçekten işimiz o kadar zor ki abi. Bu oyuncuları almak gerçekten imkansıza yakın ya. Gerçekten imkansız gibi bir şey. Arkadaşlar bir fantezi oyuncusu daha buldum. Konuşulan bir oyuncu değil ama bu sene sözleşmesi biten oyuncu. Bu arada Livakovic'imiz sonunda geldi. O yüzden Livakovic'i de kadroya koyacağız ama benim coins bitmiş. Abi coin kalmamış. Oyuncu nasıl? Başka oyuncu alamıyoruz. Başka oyuncu alamıyoruz değil arkadaşlar. Ben saatlerdir bekliyorum. Ve gelen tek oyuncu Livakovic ve Livakovic bronz görünüyor. Gerçekten inanılmaz. Şöyle uçmayı basıyorum. Şut önleyiciyi basıyorum. Kaleci pası basıyorum. Ve onaylıyorum. Şimdi hemen bir transfer daha yapacağız ama para bitti. Bir şekilde para elde etmemiz lazım yani tabii ki. Şimdi bir antrenmanları falan da basmak istiyorum açıkçası. Ben şöyle antrenmana geliyorum ve 5 seviye Dominiko Livakovic'i de yapıyorum. Yani en az 90 gen herkes, gerçekten inanılmaz. Gerçekten mükemmel. 79 gende takım olduk şu anda. Muazzam gidiyoruz. Ama pazarda gelen oyuncu yok abi. Pazardan alabildiğimiz herhangi bir oyuncu yok. Bu sebeple de arkadaşlar mesela Lewandowski'ye gelip Lewandowski'nin bu kartını, yani 39 milyon coins'e almaya çalışırsak bunu rahatlıkla alabiliriz diye düşünüyorum. 39 milyona bu kartı almayı deneyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Ya da hatta onu boş verin abi. 38.600'e bu kartını direkt olarak alalım. Muhtemelen satabiliriz. Satamazsak da canımız sağ olsun derken Federico da geldi.
İnanılmaz güzel gidiyor şu anda video. Kadroyu tamamlayacağız lan neredeyse. Birisi daha geldi. Biri daha geldi. Leva geldi galiba. Leva da geldi. Oğlum kadroya ne oldu? Bir dakika. Neler oluyor şu an? Bir dakika abi. Abi kafayı yiyeceğiz. Vallahi billahi kafayı yiyeceğiz. Kadroya bak. Ama para etmeyecek şimdi. Lewandowski geldi buraya. Abi şuraya bak. Lewandowski, Ceko ile birlikte neler neler yaparlar bu arada ya. Gerçekten saçma bir ikili olurlar biraz ama çift santrafor böyle oynarlarsa oğlum arkada da Dybala. Oğlum biz biraz fazla mı fantezi yaptık lan? Vallahi bunlar gelse neler olur abi? Kadroyu nasıl kuracak bunlar? Çünkü böyle oynaması mantıklı değil. Abi Ceko artık oynamaz herhalde zaten. Leva oynar, Dybala da oynar. Neler neler olur. Yemin ediyorum inanılmaz şeyler olur abi. Gerçekten dehşet şeyler olur. Bir de Fred geldi. Takım da 85'ken oldu. Yuh. Abi daha bronz oyuncular o kadar çok varken takımın 85'ken olması gerçekten inanılmaz ötesi bir durum. Ve Fred'in de özellikler yalnız inanılmaz iyi yapmışlar. Abi kadroya bakar mısın? Full team of the season Fenerbahçe. Yani Jose Mourinho Fenerbahçe'si abi. I am Jose Mourinho. Bugün Jose Mourinho ben oldum. Ben kuruyorum abi. Ali Koç'a dedim ki Van Dijk'ı al abi. Almazsan ben şampiyon mampiyon da yapmam. Şampiyonlar Ligi'ne de gitmem dedim. Dybala'yı da alıyorsun dedim. Leva'yı da alıyorsun dedim. Zaten Ciku, Ferdi, Fred, Leva var. Sadece bir de diyeceğiz ki abi bir de ufaktan bir şey söylememiz lazım. Onu da nasıl söyleyeceğiz? Şöyle pazarımıza geliyoruz. Emirlerim kısmına geliyoruz. Burada hala beklediğimiz oyuncular var. Bunların da gelmesi gerçekten kolay olmayacak arkadaşlar. En kötü bunu alabiliriz. Buradan mesela Dušan Tadić'i alabiliriz ama yani Cengiz Ünder'i çok zor alırız gibi geliyor. Cengiz Ünder'in kendim teklif vereyim Cengiz'e ben. Cengiz'e ben 80 şeylik kartına da 87'lik kartına da Cengiz'in teklif vermek istiyorum. Hatta Tadić'in de Tots dışında şöyle bu kartına falan da teklif versek mi acaba? Yani Tadić'in hangi kartını alırsak alalım zaten batıyoruz gibi görünüyor. Şimdi abi buradan bir de Cengiz'e tekrardan bir teklif vereceğiz. Ve son oyuncumuzu da artık alacağız. Cengiz'in bir tık ucuz haline de teklif vereceğiz. Belki bunu daha kolay alabiliriz. Ve şimdi arkadaşlar sıradaki olayımız şu ki bir tane Adrien Rabiot. Şöyle Adri yazdım. Umarım çıkarsın Adrien Rabiot. Sözleşmesi bu yıl sonu bitiyormuş. Sözleşmesi bu yıl sonu biten en değerli oyunculardan bir tanesi Rabiot. O yüzden Rabiot'u da şöyle direkt 12 milyon 700 bine bulmuşken 95'kenlik Rabiot'u sizlerle birlikte alalım bakalım. Bunu hiçbir yerde konuşulduğunu bilmem ne yapıldığını görmedim. Direkt kendim aldım abi Rabiot'u ve işte görmüş olduğunuz gibi karşımızda Rabiot. Cengiz ve Tadić'i de bekliyoruz. Onları da kadroya koymak istiyoruz. Hala gelmediler. Oyundaki gün yenilenmesi yaşandı. Bu elemanlar hala gelmedi abi. Gerçekten inanılmaz. Ben bu videoyu gece 3'te başladım ve hala devam ediyorum çekmeye. 2 oyuncumuzu daha bekliyoruz. Kadro yavaş yavaş tamamlanıyor. İnanılmaz bir kadro. Gerçekten inanılmaz bir kadro artık. Ve pasına da basalım Rabiot'un. Rabiot'u da 5 seviye antrenman tabii ki yapacağız. Ulan umarım oyuncular bitmiyordur ha bu arada. Bronzlar bitiyor mu? Abi vallahi bitiyor da. Herhalde herkesi yaptırır ya. Herkesi herhalde yaparız. Oğlum 5 seviye. Abi Rabiot'u bir ben 3 seviye yapacağım. Çünkü Tadić benim için çok daha önemli bir adam. Tadić'i ben çok seviyorum gerçekten. Cengiz'e çok gerek yok ama Tadić'e bir, önce bir oyuncumuz kalsın Tadić'e de. Geriye kalanlara sonra da bakarız. Ama artık rica ediyorum. Artık Allah rızası için. Yani gerçekten gelin ya. Abi bunu almak bu şekilde istemiyorum. Yani gerçekten lütfen gelin be abi. Vallahi 33 milyonluk oyuncu almaya çalışıyorum burada. Lütfen gelin arkadaşlar. Ben biraz daha bekleyeceğim. Cengiz'i de alamazsak nasıl halledeceğiz oraları onu da bilmiyorum. Bir şeyler yapmamız lazım. Ama işimiz kolay değil. Gerçekten. Arkadaşlar artık bir şekilde uyumadan şu kadroyu kurmamız lazım. Maalesef Tadić de yok. Yani Tadić'in şu kartlarını da almaya çalışsak da belki bunlar da zor gelir ama şu kartına bir deneme yaptım Tadić'in. Ve Cengiz'i de hiçbir şekilde alabilecek gibi durmuyoruz. Arkadaşlar bu videonun bitmesi gerçekten inanılmaz imkansız bir hal aldı artık. O yüzden Cengiz Ünder'in bu kartını almak zorundayız. Ve Dušan Tadić'in de herhangi bir şey varsa alacağım. Ama tabii ki de yok arkadaşlar. Bu kartına 7 milyon 400 bin coins vermek zorundayız. Aslında şuradan bir 18 milyon 100 binlik daha biraz daha sizin için bekleyeceğim.
Ama saat artık sabah 5 oldu. Yani gerçekten o kadar zor ki bu videoları çekmek. Arkadaşlar şu videolara like yağmuru, like bombardımanı yapın. Bu videoları her gün her zaman yapamayız. Bu arada kadro 91 gen oldu ve 78 genlik oyuncu ekleyerek ya sadece 78 genlik bir oyuncu ekleyebildik ve kadro 91 gen oldu. Maalesef özel bir Cengiz Ünder kartı alamadık. Arkadaşlar Dušan Tadić'i de şöyle bir son 5 dakika daha bekliyorum hadi. Hadi Cengizleri de beklemiş oluruz hem aynı zamanda ama gelmiyorlar ya. Arkadaşlar yok ya, gelmiyor. Yani gerçekten inanılmaz. 7 milyon 400 bin coins'i de verdik ve bütün hepsini iptal ediyoruz. Bu oyunun bu pazardan istediğimiz oyuncuyu alabilmek için sonsuz para bile bassak alamama olayına bir çözüm bulması gerekiyor artık. Bunun bir düzelmesi gerekiyor. Dušan Tadić de son transferimiz olarak geldi arkadaşlar. Ve ana sayfamıza geliyoruz. Kadromuz şu anda an itibariyle tamamlanıyor. Zaten aktif Fenerbahçe oyuncularından da bayağı bir oyuncu oldu şu an gerçekten. Tadić de geldi. Takımda 94 gen oldu. 94 genlik bir Fenerbahçe kadrosu. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten mükemmel. Gerçekten muazzam. Tabii arkadaşlar Tadić'e ben bir şeyler basmak isterdim. Ama maalesef basamayacağız. Çünkü öyle bir şey yok abi. Sadece 5 antrenman seviyesi basabileceğiz. Ve özellikler yine de uçtu. Yalnızca 93'lük kart olmasına rağmen ve sol orta sahada oynamasına rağmen yine de özellikleri mükemmel bir şekilde uçtu. Paolo Dybala, Lewandowski, Rabiot, Van Dijk bizim bu bölümdeki 4 tane fantasy transferimiz. Ne olacak abi? 4 tane oyuncu alamayacak mıyız ya? Bence 4 tane oyuncu daha alabiliriz abi. Yani Dzeko yerine bu arada Batshuayi'nin olmasını ben daha çok isterdim. Ben Batshuayi'yi çok severim. Ama neden olmadığını da söyleyeyim. Dzeko'nun daha iyi bir özel kartı var ve o yüzden Dzeko burada oynuyor. Takımdaki 90'ın altındaki tek oyuncu Cengiz Ünder ki o 80'in de altında. Yani şuraya abi sağ orta sahalardan şöyle bir 90'lık falan bir oyuncu bulabilseydik mesela. Örnek veriyorum bir 90'lık bir oyuncu olsa kadro 95 gene yükseliyor. Gerçekten Cengiz yerine başka bir oyuncu gelse ama tabii o iş zor biraz. Hadi o zaman artık şu teke tek maçımıza girelim ve bakalım teke tek de başımıza neler gelecek. 250 milyon coins'in üzerinde coins'le muazzam bir 2024-2025 Şampiyonlar Ligi Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe kadrosu kurduk. Ve bakalım başımıza maçta neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım maçımız başlasın. Rakibin logoda Manchester City var. Atağı 95, orta sahası 93, defansı 92. Orada da bir yıldız karması var gibi görünüyor. Bakalım nasıl olacak Fenerbahçe formalarımızla. Tabii ki de sahadayız. Ve sol taraf bu arada şu Bonucci ve Livakovic dahi aldığımızda sol taraf şu an aktif oyuncular. Sağ tarafta daha çok böyle yeni fantezi oyuncular var. Rakipte de Ronaldinho, Bellingham falan var abi. Yeni dönemin ve eski dönemin muazzam topçuları. Bakalım şimdi Fred. Fred zaten bizim oyuncumuz abi. Fred'i Jose Mourinho tutun yeter diyecek ama Dybala müthiş. Rabiot. Rabiot'u ben öneriyorum Fenerbahçe'ye. Bence alın abi Rabiot'u. Müthiş bir transfer olur. Hadi o zaman devam edelim. Tadić ver pasını verdi. Fred'e verdi. Bu arada 3 tane Türk yaptık mı? Vallahi galiba yapmadık arkadaşlar. Cengiz var. Ferdi var. Biri daha yok mu ya? Biri daha yok mu hocam? Gerçekten galiba yok. Bonucci mükemmel aldı. Arkadaşlar orasında idare edin artık. Serdar Dursun olarak düşünebilirsiniz Edin Dzeko'yu. Edin Dzeko yerine biz Serdar Dursun'u oynatacağız. Hadi bakalım abi. Oyuncuları zaten hayal ederek yaşıyoruz. Rabiot. Rabiot'dan bir pas Bonucci. Bonucci de Tadić'e verdi. Tadić çok güzel bir pas atar Dzeko'ya. Dzeko pasını geçer mi? Bellingham'la geliyorlar ve savunmada Van Dijk müdahale edemedi ama Dybala orada geldi. Mükemmel bir yardım yaptı. Ve şimdi Dzeko kaçacak. Lewandowski pasını atacak. Ama Lewandowski etrafında dönerken bir kayıp yaşayabilirdi. Dybala buraya da geldi. Burada da topu aldı. Stuttgart Beke. Şampiyonlar Ligi finalistine karşı Dybala. Mükemmel hareketler. Dybala onu da geçti. Dybala bir daha geçti. Bu sefer hocam faul yaptılar ama hakem faul vermedi. Ayıp ya. Abi bu arada üçlü defansa teke tek oynamak gerçekten intihar. Biz bu maçta muhtemelen birkaç tane gol yiyeceğiz. Ama o kadar da büyük kadro kurduk. Yemeyelim yani. Bu arada kaleciyi orta sahaya kadar açmama rağmen Livakovic'in yaptığı kurtarış gerçekten teşekkür ediyorum.
Yani inanılmaz abi, yapmayın artık. Şu topu artık alabilir mi Ferdi? Aferin Ferdi. Mükemmel bir isim Ferdi. Şimdi Leva ile geliyoruz. Leva'dan da Dybala aldı. Dybala, Paulo, Paulo, Dybala, Dybala. Çok güzel. Verdi pas Rabiot'a. Rabiot çekti. Abi penaltı. Penaltı hak ettik ama artık. Rakip kayıp duruyor Lewandowski. İlk golü gelecek mi abi? Ben bu oyunda hiç penaltı atamıyorum bu arada bu sene. Kalecinin üstüne vurdum. İnşallah sol atlar. Abi çok güzel. Tamam, üstüne vurmama rağmen gol oldu. Lewandowski 45 artı 1'de. Fenerbahçe 2024-2025 model Şampiyonlar Ligi takımını 1-0 öne geçiriyor. Mükemmel bir golle. Helal olsun be Lewandowski. Tebrik ediyoruz. Güzel bir gol. Lewandowski de Fenerbahçe'deki ilk golünü penaltıdan bulmuş oldu. Ve tabii ki de gollere devam. İlk yarı 1-0 bitti arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda başımıza neler. Oo abi Di Maria. Ferdi çok iyi. Hemen hızlı bir şekilde çıkabilirsek çok güzel olur. Dybala sen mükemmel bir detaysın. Dybala bu arada gerçekten her yerde ya. Dybala müthiş. Şimdi Tadic kaçıyor. Tadic kaçarken ama Dybala çalımladı onu. Dybala Tadic'i atacakmış gibi yaptı, çalımladı ama ben rakibin içinden geçmeye çalışırsam olmaz ki ya. Gerçekten orada biraz hamle yapmamız lazımdı. Ve Ronaldinho öyle geliyorlar ama ben onu kurtarabilir miyim Ferdi? Ah be abi. Helal olsun lan Ferdi. Vallahi neredeyse tutuyordu. Uçtu abi orada Ferdi. Ferdi'nin uçuşunu ben bir daha izlemek istiyorum. Bernardo Silva'nın robot dansını izlemek falan istemiyorum. Ferdi'yi izleyelim mi ya? Ferdi gerçekten oğlum neredeyse çıkarıyordu ya. Çok güzel, çok epik bir an olabilirdi. Yediğimiz goller önemli değil. Tabii üçlü defansız abi. Rakip her geldiği atak kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Biz de kaleciyi açmak zorunda bırakıyoruz zaten. Çünkü abi üçlü defans teke tekte gerçekten çok zor. Dzeko bu pasları geçen sene de yapıyordu. O yüzden bu sene de Dzeko'yu oynatmaya devam edersek böyle pas hataları yapmaya devam edecek abi arada bir. Yapacak bir şey yok. Dybala'dan pas şimdi Lewandowski. Lewandowski baba bu ya. Baba getirin şu adamı. Vallahi yeter ya. Dybala ile Leva'yı getirin abi. Hadi ya. Baksanıza abi. Saçma sapan gol yiyoruz. Ama sıkıntı yok ki. Dybala çekiyor, veriyor. Leva çakıyor, saplıyor abi Leva ya. Vallahi Lewandowski'yi alabilsek. Ya Barcelona'da ne yaptı? Barcelona'da mutlu muydu ya Leva? Biz de Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde ilerlediği kadar ilerleriz abi şu kadroyu kursak. Yapın abi şu kadroyu. Yapın abi şu kadroyu Fenerbahçe'ye. Ne güzel olur ya. Abi yapma. Bir tane daha yiyeceğiz mi? Abi Livakovic de vallahi geçen seneden iyi performans sergiliyor gibi şu anda. Abi haydi. Dybala, Tadic. Dušan Tadic'e iş bile düşmedi abi. Dušan Tadic takılıyor keyfine göre. Şimdi Dzeko. Abi Leva bir daha koşuyor ama oraya pas mı atılır? Atılır. Sıkıntı yok. Şimdi Leva hocam. Buralarda Leva çok top almasına gerek yok. Leva'nın buralarda pek bir işi yok abi. Şimdi Dalglish. Dakika 76 hocam. Biz bu maçı kazansak güzel olur ama gerçekten işimiz de zor. Livakovic ceza sahası dışında şut kurtarıyor abi. Manyak oldu iyice. Boric'den bir pas şimdi. Pardon Ciku'dan. Şimdi çok güzel alır mı? Dzeko alır mı? Dzeko aldı mı? Dzeko aferin Dzeko. Dzeko mükemmel bir baskı. Aferin Dzeko. Top bizde abi. Schlotterbeck ona yetişemez. Hiç sevmedim bu arada Schlotterbeck'i ben. Finalde izlerken açıkçası çok sevmediğim bir oyun. Şimdi bir de Schlotterbeck'i alıyormuşuz. Çok fazla konuşmayalım. Dzeko. Dzeko'dan pas. Tadic bu sefer al lan. Ah be abi. Yani kurtarmıştın onu da ya. Gerçekten tamam abi. Ben biraz abarttım. Yine açtım da. Yani gerçekten sana çok büyük teşekkürler edecektik ya. Gerçekten yani bu kurtarış sayın falan filan inanılmazdı. Bunu nasıl korneri çelemedin Liva? Yani hayretler içerisindeyim. Gerçekten ayıp ettin ya şu an. Yani hakikaten büyük ayıp ettin. Büyük ayıp ettin Liva. Yani arkadaşlar ben bu maçı 2-1 kazandık olarak sayıyorum. Çünkü yani böyle bir güzel bir maç oldu bence. Üçlü defans zaten zor ya. Üçlü defansla oynamak. Ama biz yine de güzel bir beraberlik aldığımızı ben düşünüyorum. Ben bunu galibiyet olarak sayıyorum. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Kadroya girmeye gerek yok. Kadroyu geri sarıp tekrardan bakabilirsiniz. Dominik Livakovic. Çünkü arkadaşlar bu oyunda bir gerizekalılık var ve maalesef bu ekranda mal gibi bekliyor. Ben oyunu kapatıp açmam gerekiyor. Oradan ekran gelecek. Bilmem ne olacak. Saat artık sabah 5 oldu. Ben daha onları yapamam. Artık videoyu bitirmem lazım yani. Lewandowski, Dybala, Rabiot, Van Dijk gibi inanılmaz efsanevi transferlerle 250 milyon coinlik yeni sezon muazzam Fenerbahçe kadrosu kurduk. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Buraya kadar izlediysen zaten eğlenmişsindir kankam. Bir like'ını at. Bir de abone de ol ya. Abone de ol çünkü sen bu videoları izlemeye devam edeceksin. Çünkü çok sevdin ya. Buraya kadar izleyen herkes sevmiştir. Adamsınız, kralsınız. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bye bye.